münafığa mesleğini öğretmeden Müslümanın içinden kaçırmak akıllı bir hareket değildir. Münafığa iyice mesleğini öğreteceksin. Ahlaksızlığını, alçaklığını iyice öğrenecek. Ondan sonra isterse cehenneme gitsin. Nereye gidiyorsa gider. Anlaşıldı mı? Ama münafığa, münafıklığın pisliğini, yani yaptığı ahlaksızlığı Kur'an'la anlatmadan adamı apar topar bağlantısını keserek gönderirsen bu olmaz. Çünkü ömür boyu onun ahlaksız ve alçak olduğunu bilmesi gerekir. Öbür türlü şeytani bir gafletle bilmeyerek gezecektir. Ama öbür türlü mesleğini öğrenmiş, şeytanlığını öğrenmiş bir mahluk olarak gezecektir. Anlaşıldı mı? Çünkü öbür türlü cahiliyeden, küfürden bir insan gibi görür kendini. Ama sen ona mesleğini öğretirsen, yani münafık olduğunu anlatırsan, tabi sen münafıksın gibi değil. Kendine de ona da anlatacaksın. Kendindeki münafık alametlerini de yok edeceksin. Ondakini de yok etmek için edeceksin. Ama yok olmadığında mesleğini öğrenmiş bir mikrop olarak Müslümanların yanından gider. Ama öğrenmiş oluyor. Onun için münafığın alçaklığını, ahlaksızlığını, pisliğini, karaktersizliğini, nasıl cemiyet mikrobu olduğunu uzun uzun ona ezberletmek gerekir. O dinlemek istemez ama her yerde anlatılırsa mecburen duyacaktır. Çünkü münafık ayette kulaklarını tıkarlar diyor. Kaçarlar diyor. Mesela ayet okuyunca kaçar. Ama kaçtığı yerde de anlatacaksın. Kulağını tıkadığında, değil mi, o illaki bir şey dinlemek için açacaktır. Açtığında hemen orada da. Kur'an'daki münafık alametleri şart değil münafık için. Kur'an'ın kendisi onu çok rahatsız eder. Yani her türlü ayet rahatsız eder. Cennet ayeti de rahatsız eder münafığı. Yani sırf münafık ayeti değil. Mesela cennette müminlerin kazanacağı nimetler duymak da münafığı çok rahatsız eder. Onun için münafığı keşfettiğinizde, gördüğünüzde apar topar hemen kurtulmak değil, apar topar ne kadar bildiğiniz münafık alametler varsa anlatarak ona mesleğini öğretmeniz lazım. Ki bilsin ne kadar pislik ve cemiyet mikrobu olduğunu görsün. Ama anlatırken mesela kaç mümin var bizi dinleyen şu an? Milyonlarca, yüz binlerce. Yüz binlerce Müslümana şifa olur. İnşallah. Bak o mikrobun izalesi için anlatırken yüz binlerce Müslüman da imanını kurtarır. Yüz binlerce mümin kalbinde hastalık varsa hastalığı şifa bulur. Münafık olmazsa sen nasıl anlatacaksın? İşte ayet rast geldiğinde hayali bir konu gibi anlatacaksın. Tabii ki münafık yaşayan bir olay. Yani Kur'an'da belirtilen bir varlığı sen görmüş oluyorsun. Mesela diyor ki Allah Kur'an'da gemiler dağlar gibi geçtiğini görürsünüz. Denize bakıyoruz. Dağlar gibi gemiler geçiyor hakikaten. Büyük yolcu yani. Tam Kur'an ifadesi. Ay'a bakmaktan bahsediyor. Ay'a bakıyoruz. Ay'ı görüyoruz. Ama Allah münafıktan bahsediyor. Baktığımızda biz münafık göremememiz diye bir konu olmaz. Yoksa da Allah yaratır münafığı. Mesela kafir. Bizim için müphem bir varlık olmaz o. Allah yoksa da yaratır. Veli mümin. Bizim için bir müphem varlık olmaz. Onu da yaratır. Takva Müslüman. Görürüz bunu yani. Mesela yalancılıktan bahsediyor Allah ayette. Yalancıyı da görüyoruz. Görürüz. Onun için Cenab-ı Allah diyor ki bak daha önceki müminlerin başlarına gelen ve karşılaştıkları olaylar sizin de başınıza gelmeden ve sizler de böyle olaylarla karşılaşmadan, böyle konuşmaları duymadan, böyle tavırları görmeden hemen cennete gireceğinizi mi zannettiniz ya Allah? Bak hemen cennete gireceğinizi mi zannettiniz? Hemen cennete gireceğini zannetmeyecek mümin bu olayları görmeden.